DSP, Ecevit'i bir veda şarkısıyla gözün arkada kalmasın diye uğurladı. Salonda sadece hüzün vardı. Parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözün arkada kalmasın. Ecevit genel başkan olarak girdiği salondan emekli siyasetçi olarak çıktı. Yarım asırlık bir uzun yürüyüşün sonuna gelmişti. Şimdi gençlik düşlerine dönmenin zamanıydı. Siyasetin lacivert takım elbisesinden soyunur soyunmaz eşiyle birlikte nicedir hasretini çektiği doğaya döndü Ecevit. Büyük bir mal varlıkları yoktu. Miras bırakabilecekleri çocukları da. Hatta denilebilir ki omuz omuza koştukları o kalabalık yolun sonunda birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Bir zamanlar çocuksu bir neşeyle üzerinde kaydıkları gölün kenarında güneşle, yeşille, sükunetle hasret giderdiler. Zamanın değirmeni çok şeyi öğütmüş, değiştirmiş, çözmüş ama Türk siyaset tarihine geçen bu ikilinin ellerini çözememişti. Ecevit 50 yılı siyasette geçmiş 80 yıllık ömrünün sonbaharında bir göl kenarında eşiyle gezinirken bedeninde yılların yorgunluğu vardı. Umudumuz yazılı o dağlar, ismini haykırarak dolup taşan meydanlar, bitip tükenmeyen yollar, konvoylar, darbeler, mahkemeler, hapishaneler, seçimler, siyasetin katılığıyla şiirin hayal dünyası arasında gidip gelmeler, hepsi ama hepsi geride kalmıştı artık. Şimdi kara olan için gitme vaktiydi. Artık gidiyorum. Beni uğurlayın kardeşlerim. Hepinize eğilerek ayrılıyorum. Yalnız sizin son ve nazik sözlerinizi bekliyorum. Uzun zaman komşuluk ettik. Ama verebildiğimden çok aldım. Şimdi gün ağardı, karanlık köşemi aydınlatan lamba söndü. Bir davet geldi ve ben yol için hazırım. Bu ayrılış gününde bana bol şans dileyin arkadaşlarım. Beraberimde ne götüreceğimi sormayın. Seyahatime boş eller ve ümit eden bir kalple çıkıyorum. Halk Partisi kuruluşumuzdan beri milliyetçiyiz. Ben Sürtlere değil, bunlara da barış getirmek için Adaya gidiyoruz.